Merhabalar sayın seyirciler. Haftanın yorumu programında yine karşı karşıyayız. Bu programda üniversite seçme sınavı sonrasında gençlerin meslek seçimi hakkında konuşacağız. Biraz daha kavramsal bakmak istiyoruz biz. Sadece puanlara, sadece üniversiteye göre değil de bir mesleği çocuğumuz neden seçer? Hayatı boyunca tüm hayatını biçimlendirecek en önemli parametrelerden birini nasıl seçmeli? Bunu konuşmak istiyoruz. Ekranlardan tanıdığınız Ayşegül Hanım ve rehber öğretmen, kendisi psikolojik danışma rehberlik bölümünden Mustafa Oran hocamız burada. Uzun yıllar tercihler için destek olmuş. Biz onun deneyimlerinden faydalanmak ve tartışmak istedik. Bu programda hocam bilir kişi, bizler halk olarak sorular soracağız. Sözü hemen hocamıza bırakalım. Meslek seçiminde ilk üç desek, çocuklar için sizin önereceğiniz ilk üç en önemli husus neler olurdu? Sehat Bey, aslında giriş iyi oldu. Bu mekanik bir durum gibi algılanıyor herkes tarafından. Puanlar ve bu puanlara göre sıralama gibi. Ama tabii ki böyle değil. Hayatımızı belirleyeceğimiz döngüyü seçeceğiz. Bunu seçerken de dikkat edilmesi gereken önemli şeyler var. Bir gelecekle ilgili, bir de mevcut durumlarımızla ilgili. İlk üç ne olabilir? Tabii ki kendimizi öncelikle tanımalıyız. Bize uygun şeyleri bulmalıyız. İkincisi, gideceğimiz süreçte mesleğin bize katacağı şeyler ve bizim mesleğe katacağımız, gelecekte katacağımız şeyler ve mesleğin yaşamımıza katacağı şeylerle ilgili önemli durumlar var. Nelere dikkat etmeliyiz burada? Biraz şöyle ben baştan alayım istiyorsanız. Yaşamımızı sürdürürken gelişimlerimiz oluyor. Neler? Fiziksel gelişimimiz, sosyal gelişimimiz, eğitimimiz. Bunlar arasında aslında hepsi bir aradayken, eğitim alırken mesleki gelişimimizi de tamamlıyoruz. Biz genelde bu daha önce de sizle görüşmelerimizde de buna benzer konuşmalar konuşmuştuk. 12-13 yaşındayken çocuklar yavaş yavaş meslekleri tanımaya başlıyorlar. Mesleki olgunluğu biz genelde 17-18 yaşında oluşmasını bekliyoruz. Ama Türkiye'deki eğitim sistemi ne yazık ki bunu çok fazlasıyla vermiyor. Çocuklar çok yoğun bir ders ve sınav programının içinde hareket ettikleri için meslekleri tanıma çok şansları olmuyor. Bu anlamda da mesleki gelişim çok gelişmiyor. Bu çok önemli. Tercihlerde de bunlarla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Peki bu noktada neler yapılıyor? Zaten bir engelleyici unsur var. Sınav, puan, başarı sıralaması. Bu sizin zaten tercihiniz ya da mesleki olgunlukla bir yere gitmenizden ziyade o puan aralığında bir yerlere gitmenizi sağlıyor. Onun dışında da aileler, sosyal ve ekonomik durumlarımız buna çok ciddi engel ya da katkı sağlıyorlar. Bunların hepsi bir araya gelince ortaya bir sonuç çıkıyor. Ama bu her zaman beklenilen ya da istediğimiz sonuç olmuyor açıkçası. Şimdi puanlar dediniz, hani şimdi bazen bazı çocuklar vardır, hakikaten mesleklerini seçerler, ona göre bir yere gitmek isterler. Bazı çocuklar da işte belli bir puan alır, ona göre nerelere gidebilirime bakarlar. Şimdi mesela benim burada benim şey sohbetteki duruşum da bir veli olarak olsun bari rolüm bu şekilde. Mesela benim oğlum Sedat Bey'in oğlu da aynı şekilde. Robottur, yazılımdır, bilgisayardır. Bunlara meraklı bir çocuk. Yani mesela şu an mesleğini kendi kafasında mekatronik mühendisliği gibi belirlemiş durumda ki hani böyle şey olarak da potansiyel olarak da mühendisliğe yakın bir şey var. Yani sözel yönü çok kuvvetli olmayan bir çocuk ama dediğim gibi mühendislik anlamında nitelikli. Fakat mesela şimdi diyelim ki ders çalışmayı falan o kadar çok sevmiyor. Onun gideceği bölüm puanı da belli bir dilimdeki çocukların girdiği puan. Şimdi dezavantajlı konumda mı mesleğini belirlediği için yoksa mesleğini tamam ben seçtim şimdi kenara koyayım ben şu puanı alacak kadar test falan çözeyim mi diyecek. Yani böyle bir şey de var, ikilem de var. Yani çocuğun mesleğini seçmek istemesi ya da hani o konuda yeteneğin olup olmamasıyla gerçekten yön verebilmesi arasında çok fark oluyor bizim ülkemizde değil mi hocam? Paradoks. Yani çok ciddi bir sorun. Sizin bahsettiğiniz süreçler doğru süreçler. Nedir? Eğitim öğretime başladığımızda, hayatta kaynaşmaya başladığımız andan itibaren kendi yeteneklerimizle birlikte dışarıdan gelen etkenlerle bir yapılanma oluşturuyoruz. Bu da bizi bir kanala doğru yönlendiriyor. Ama Türkiye'de
öğrenci sayısının çok fazla olması, seçeneklerin, seçme seçeneklerin çok fazla olmamasından kaynaklı bir yöntem seçildi. Bu yöntem de nedir? ÖSS sınavı, YGS ve LYS olmak durumunda. Bunun sonucunda çocuklarımız ne yazık ki ilgileri, yetenekleri doğrultusunda değil, o alanlarda eğitim alıyorlar. Bu eğitimlerin sonucunda bir sınav ve puan geliyor. Ama bu tercih ettiğimiz, istediğimiz mesleğe yetmeyebiliyor. Bu da şunu yaratıyor, ülkenin dinamiklerini engelliyor. Gerçekten yani siz şu puan alamıyor, şu sıralamaya giremiyorsanız o bahsettiğiniz mesleklere giremeyeceksiniz. Bu da belki de buna özel yetenekleri olan çocukların dışarıda kalmasını, o alana sadece işte sayısal olarak, rakam olarak bazı şeyleri tutturmuş çocukların, onların da mecbur girmeleri sonucunda ülkedeki iş dinamiklerini bozan bir yapı var aslında buradan yani baktığımızda. Yani biz tabii çok israfa yönelik bir toplumuz. Hani birçok konuda israfımız vardır ama bence en büyük israfımız hep insan kaynakları israfı diye düşünmüşümdür. Burada bilmiyorum, pratik bir öneri ben şöyle yapabilirim. Hani bir ayağı ben de böyle alanın kıyısından bilerek. Oğlunuz İTÜ mekatroniğe gitmese de, hani çemiş gezek mekatronik de olsa gitmeli bence. Paralı ya da şu. Çünkü ne yazık ki bir meslekte olgunluk, o misyon kadar yeterlilik, ehliyet de önemli. Hani ve 4 yıl sonra o diplomayı almak bence çok önemli bir şey. Zaten bir mesleğe uygun olan çocuk kendini bu konuda çok iyi geliştiriyor. Bir şekilde yakalıyor bunu. Bu yüzden ona dönük yetiştirilmesi, puanım yetiyor, mekatronikçi olamadım, o zaman gideyim doktor olayım ya da ne bileyim yani diyetisyen olayım, bana çok garip geliyor. Hatta bunu da sormak isterim aslında. Rehber öğretmenlerimizin yönlendirmeleri özellikle dershanelerde puan tabanlı. Hani buradan bu kadar hukukçu, bu kadar tıpçı çıkacak gibi. Ya da çocuklara soruyorum ne olacaksın diyor. Diyor ki İstanbul'da okuyacağım. Hani meslek yok. Balıkesir'den kaçayım. Ne olursa olsun. Hani bu bana çok tehlikeli geliyor. Bu yüzden sizin çocuğunuzun böyle bir mesleği lise 1'de 2'de belirlemesi. Paralı parasız. Türkiye'de yurt dışında Ağrı'da buna kilitlenmesi bence büyük bir nimet. Zaten hocamın dediği mesleki olgunluk bu değil mi yani? Artık 17-18 yaşında ben bunu yapacağım. Yaşamımla ilgili bir anlam tanımlamak değil mi? Bu çok önemli geliyor bana. Buna puan, danışman filan bence engel olmamalı. Yani ben böyle düşünüyorum. Hep bir şey şunu savunuyorum. 90-10 kuralı var. Her mesleğin %90'ı o meslekteki üretilen paranın %10'unu yiyor. %10'u üretilen paranın %90'ını alıyor. O %10'luk en iyi çalışanlar zaten mesleğini çok seven, o meslekte fark yaratanlar. Bunu yapabilmek için de o mesleği sevmen lazım. Sev, istiyorsan Van'da oku, istiyorsan İTÜ'de oku. İTÜ'de, OTÜ'de bu mekatronik okuyanların hepsi Japonya'da çalışmıyor ki yani. Çok pırıl pırıl insanlar var. Öğrencilerle konuşurken genelde kullandığım tanımlardan bir tanesi bu. Çok iyi bir yere değindiniz Sedat Bey. Aslında işin adından ziyade bu işi nasıl yaptığınız önemlidir. Yani aynı meslek grubundan Sedat Bey'in dediği gibi binlerce insan var. Yani çok basit bir örnek verelim. İşte elinde tepsiyle günde 40-50 tane simit satan simitçi, adı simitçi, günü kazancı 50 lira civarında. Burada bir simit sarayı ya da buna benzer bir yer var. O da simitçi aslında. Temelde baktığınızda o da simit satıyor. Ama kazanç inanılmaz. Yani bu işi nasıl yaptığınızla ilgilidir. Herkes burada neye dayalı? Yetenek, kabiliyet ve ona kendinizi yönlendirmenizle ilgili. Sistemde tıkayan yerler var ama sonuçta şu da var, çocuklara da düşen görevler var. Siz o işi yapmak istiyorsanız onun temel verileri nedir? Bu sınav, bu sınavın süreçleri ve burada yapılması gereken şeylerse tabii çocuklarımıza da sadece hayal kurdunuz, istiyorsunuz, sınavın sıralaması size engel oluyor diyemez. Ona da görevler var. Bu konuda ben önemli bir yere daha giriş yapayım isterseniz. Türkiye'de sınav sistemi aslında biraz bunu irdeleyelim. Çok önemli, çocukları tıkayan bu şeyde bir sıkıntımız var. Genelde veliler, öğretmenler, hatta sürecin içindekilerin çoğu bunu işte matematik, fizik, tarih, coğrafya bilmek ya da işte limit, türev, integral bilmek gibi algılıyorlar. Aslında böyle değil. Sistem farklı bir yapı istiyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde gösterilmeyen bazı matematik ve fizik kurumları bizim çocuklarımıza gösteriliyor ve bunlar test ediliyor. Burada akılla alınmayacak bir durum var gibi görünüyor. Neden biz veriyoruz?
Temel sorun şu, çok fazla öğrencimiz var. Bunların tamamı akademik eğitim almak istiyorlar. Burada ayrım yapabilmek için bir bu sürece ihtiyaç var. Bu daha fazla şeyi bilen çocuk. Bir de aslında sistemin istediği şey Sedat Bey şu. Vazgeçmeyen, disiplin gösteren, ne kadar engelle karşılaşırsa karşılaşsın devam eden çocuklar istiyor sistem. Yani meslek... Sistem bir elek aslında. Aslında evet. Ve sayı arttıkça, talep arttıkça da sistem daha da zorluyor kendini. Yani aslında bunu yapan biz veliler, eğitim sisteminin kendisi, çocuklar iyi oldukça, daha fazla yönlendikçe sistem kendisini daha zorlayarak, daha yani fazla eleyerek. Yani verilen bilgiler aslında onun gerçek hayatta ihtiyaç değil, duyacağı yani, ya da mesleğinde ihtiyaç duyacağı bilgiler değil. Bir Ahmet'i Mehmet'ten ayırması için çıtalar birer. Sedat Bey, bu meslek sürecine girerken fizik öğrendik, kimya öğrendi, matematikte inanılmaz konular öğrendi. Matematik şubesi mezunu. Ve şu anda meslek yaşamının hiçbir alanında kullanmıyor belki de bunu. Çok az. Yani sadece belki analizlerde, karşılaştırmalarda. Gerçi şeydir, dil öğrenmek, işte matematik öğrenmek zihinsel potansiyelin de gelişmesi açısından aslında önemlidir yani. Hani diye düşünüyorum ben, tabii eğitim bilimciler daha belki farklı şeyler düşünebilir ama bizim için ilginç olan şu, bizim ülkemizin gerçeği için. Yöneticilerimizin büyük bir kısmı zaten şeydir. Mühendis kökenli, matematikçi falan değil mi? Matematikten şimdi eşit olmuyor. İkramlarımız ilkokul mezunu. Partililerimiz lise mezunu. Yani politikacılarımızın çoğu lise mezunudur. Milletvekillerimiz üniversite mezunu. Yani şunu söylemek istiyorum. Haklısınız. Sistem elek olarak kullanıyor sınavı ama bu sistemin değişen koşulları da algılaması lazım. Geçen yıl 600 bin kişilik kontenjan boş kaldı. Çocuklar sadece işte nedir 2 yıllık işte halı dokuma yüksekokulu falan gibi sadece gidebilmek için, sadece üniversiteli olabilmek için okuyor gibiler. Bu bence çok büyük bir israf. Bir de şeyde sıkıntı var. Hani dikey yükselme, oku, devlete gir, adam ol. Bizim dönemimizin rüyasıydı, bizim kuşağımızdı bu. Artık hani inovasyon dedikleri, değişiklik yapan, sizin anlattığınız hani simitçi değil de simit sarayı yapan, hamal değil de nakliye taşıma şirketi kuran daha iyi kazanıyor. Bunu yapabilecek insanlar için o yaşa kadar eleceğim diye kafasını yontup tık nefes oluyor çocuklar. Üniversiteyi kazanıyor, ben hazırlık okuyacağım. Neden? Siyalı bitirmiş olmasına rağmen. Dinleneceğim. Hani ya da alemlere akacağım diyor mu? İstanbul'a gideceğim diyor. Şunu olacağım diyor. Hayatın amacı zaten üniversiteyi kazanmak. Hayatın amacı üniversiteyi kazanmak. 10 yıl böyle kodlamışsın. Çocuk o noktadan sonra zıvanadan çıkıyor. Belki şu an meslek seçerken bir başka faktör de şu. Bizim rüyamız buydu ya. Okuyacaktık, memur olacaktık. Olamadık. Hep çalışıyoruz fabrikada. Ben okuyamadım. Sen doktor ol. Ya, tamam da bitti o yani. Kendi rüyalarımızı, içimize kalanları çocuklarımıza dayatıyoruz. Dershanede puan sıralamasına girmek için dayatıyor. Çocuk başka bir şey olacak. Bunu yapmak gerek. Keşke çocuğu 4 yıl dershaneye göndermeseydin de yurt dışında mekatronik okutsaydın paralı. Aynı paraya gelirdi herhalde. Diye düşünüyorum. Yani mesleğe bakışın da bu anlamda değişik. Yani sistem sorunu kendi yarattığı için bu sorunu çözemeyecek. Bu sistemi yaratan zaten eğitimciler ve politikacılar. Hiç çıkamayacaklar işin içinden. Biz çıkmalıyız gibi geliyor bana. Hani çok mu sert, çok mu dümdüz? O politik yönlerine ben evet. Girmeyeyim. Peki siz tabii geliyorlar hani tercih için. İşte bir takım kriterler var. Sordukları soru hangi mesleği seçersek iş bulabiliriz ya da daha çok para kazanabiliriz mi oluyor? Ya da puanıma yazık olmasın tarzı puana göre mi, meslek seçildikten sonraki yaşam konforuna göre mi, hani belirleme kriterleri aslında neye göre oluyor? Durum tehlikeli, bence tehlikeli çünkü karar vermeden geliyorlar. Temel sorunlardan bir tanesi ne diyoruz, bu yaşam süreci içinde fiziksel, duygusal, sosyal olarak gelişirken mesleki gelişme de olması gerekiyor. Bize geldiklerinde de çocukların bazı şeyleri bilerek gelmeleri gerekiyor. Bu mesleğin adı ne? Bu meslek ne işe yarar? Da siz bir meslek sorduğunu söylediğinizde çok Sedat Bey bazı konularda haklı aslında. Herkes hukukçu, doktor, öğretmen, birkaç meslek grubu var. Herkes devletle bunlarla birlikte bunu olmak istiyor. Ama artık dünya yine Sedat Bey'in dediği gibi çok değişti, çok büyüdü. O kadar iş alanı var ve bu iş alanlarında o kadar ara elemanlara ihtiyaç var ki. Yani işte
uluslararası ticaret, finans ya da lojistik diye bir bölüm var. Bir malın dünyanın bir ucundan bize gelene kadar inanılmaz hukuki ve ticari koşullarla geliyor. Çok büyük süreçlerle geliyor. Bu bağları kurabilecek ara elemanlara ihtiyaç var ama hayır. Biz bunları yetiştiremiyoruz. Dünyanın her yerine mal alıyoruz, mal veriyoruz ama bu bağlantıları kurulacak personeli daha yeni özel üniversiteler, yani artık özel sektör kendisi içinde bu eksikliği fark etti ve bununla birlikte yapılanmaya girdiler. Şimdi bahsettiğiniz gibi geldiklerinde genelde biz neyle karşılaşıyoruz? Bir, zaten puanın kapsadığı alanlar var. Zorunluluk alanımız. Yani çünkü elimizdeki tek done bu. Bunu kullanacağız. Başka bir donemiz yok. Bu bizi kısıtlıyor. İşte yukarı belli bir dilimde, aşağı belli bir dilimde bu bizi kısıtlıyor. Sonra çocuklar, yine az önce siz bir şeyler söylediniz. Üniversiteyi bir 4 yıllık bir başka bir serüven gibi algılıyorlar. Yani uzun hayatı düşünerek, hayatın tamamını düşünerek bir tercihe gelen çok fazla öğrencimiz yok. Var ama bunların sayısı çok az. İşte tercihlere baktığınızda garip eğilimler var. Herkes batı ve deniz kenarındaki kentleri seçiyor. Anadolu'da bazı şehirler ve bazı üniversiteler muazzam işler yapıyorlar. Akredite olmuşlar, dünyaya uyum sağlamışlar. İnanılmaz bölümlere sahip. Ama bakıyorsunuz batıdaki bazı hala yapılanmasını tamamlayamamış üniversiteler ve bölümler daha yüksek puanda. Temel sebep, çocuklar 4 yıllık bir süreç olarak bunu düşünüyorlar. Ama bunun tabii ki çok ciddi tarafları var. Yine engelleyen faktörlerden bir tanesi ailelerin koyduğu kotalar. Şu mesleğe gidemez, şu kente gidemez, şu bölgeyi geçemez. Maddi koşullar var. Ailelerin maddi koşulları var. Bunların hepsi bir araya getirdiğinizde aslında çocuklara tercih yapın diyoruz. Ama çocuklara çok tercih kalmıyor. Şimdi çok acı bir şey değil mi? Yani seçenekler arasından tercih yaptım. Yani her yeri kapatıyorsunuz. Küçük bir daire. İçine 5-6 tane sonuç koyuyorsunuz. Buyurun bunlardan bir tanesini alın diyorsunuz. Eskiden bir defa vardır. Kesiyi kesmeyin, bütüne ilişmeyin. Yiyin buyurun, aç kalmayın diye. O da iyi. Çocuklar şey seçenek oluyor herhalde genelde. Peki bu konuda biz yine de çocuklar açıkçası çok önemli bir seçim. Bu hayatlarında değiştiremeyecekleri birkaç tane unsurdan bir tanesi meslek. Yani taşıyacağız. Adımızın önüne geçiyor. İşte psikiyatr Sedat İzgedi, psikolojik danışman Mustafa Orhan. Hayata meslekten daha önce ismimizle başlıyoruz ama ismimiz o hayatın önüne geçiyor. Ve neredeyse bir daha bırakamayacağımız, hayat koşullarımızı belirleyecek. Benim her zaman söylediğim, ayakkabı markamızı belirleyecek şeyi seçeceğiz. Hangi kentte, nerede, nasıl yaşayacağımızı seçeceğimiz bu tercihleri yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların emeklilik koşullarını, üniversite tercih yaparken asıl önemli noktalardan bir tanesi de dönüşümüz. 4-5-6 yılın sonunda döndüğünüzde tekrar hayatın içine girebilecek bir yol açabilecek mi sizi? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İş sizi geliştirecek mi? Siz işe katkılarda bulunacak mısınız? Çok fazla şey düşünülmesi gerekiyor ama dediğim gibi az önce saydığım engelleyici faktörler çocukları birçok anlamda ve şey var. Mutlu tercih yapan öğrenci sayımız ne yazık çok fazla olmuyor. Yani tercihlerinin sonunda mutlu giden çocuklarımız olmuyor. Bu genelde yine puanla ilgili. İşte sayısalda ya da işte ağırlıkta ilk 30-40 bine giren çocuklar 3 aşağı 5 yukarı mutlu tercih yapabiliyorlar. Yelpazeyi büyük tutabiliyorlar ama onun dışındakiler her 5000, 10000 derece düştükçe çocuklar olanaklar ve isteklerden vazgeçerek koşullara göre, hatta bazıları hiç düşünmedikleri yerlere gitmek durumunda kalıyorlar. Evet. Ne kadar kötü bir şey aslında. Tabii. Şey için de sıkıntı, çok iyi parlak öğrenciler için de çok sıkıntı. Onlar da kendi aralarında yarışıyorlar. Yani düşünün, bir fakültenin bir bölümü 30 tane öğrenci alacak. Türkiye'den o 30 kişiden biri olmak için çırpınan ilk 1000'de bir sürü öğrenci var. Ya da ilk 500'de bir sürü öğrenci var mesela düşündüğünüz zaman. Yani o ilk 1000, ilk 5000, ilk 10000, neyse buradaki şeyler de kendi aralarında bir yerlere girmek için yarıştığı için onlar da çok mutlu olmuyorlar herhalde. Bir dram da şu olabilir, ben işte ilk 1000'e girmiş biriyim, ticareti çok seviyorum, seyahati çok seviyorum, dile yatkınım. Hocamızın dediği işte lojistik nakliyatla ilgili okumak istiyorum. Fakat o ilk 1000 değil, işte ilk 40.000'de alıyor, puan çok düşük. Mümkün değil. Ne ailem yazdırıyor, ne rehber öğretmen yazdırıyor. Oysa ben çok zeki bir ticaret adamı olacağım. Ve seviyorum o işi yani. Tekniğini de öğreneceğim, yetkisini de alacağım. Ya da yat kaptanı olacağım. Zeki bir
turizmci olacağım. Ha, mümkün değil. Sen ilk 1000'desin, ilk 2000'desin. Mümkün değil, yazamazsın orayı. Yani bu bana çok garip geliyor. Bu aslında az önce yine sordunuz siz. Çok önemli. Bu tercihler sürecinde çalışan arkadaşlarımız var. Özel sektörde ve kendi meslek grubunda arkadaşlarımız var. Genelde özellikle rehber öğretmen arkadaşlarımız bu konuda bilince sahipler. Ama yine bu ÖSS konusu Türkiye'de herkesin bununla ilgili bir fikri var. Herkes mesleklerle ilgili bir şeyler söylüyor. Burada çok önemli şey şu. Bunun bir tercih olduğunu, gerçekten sadece rakamlarla, sayılarla ilgili bir iş olsa zaten bir yerlere danışma ya da rehber öğretmenlere ihtiyaç olmayacak. Makineye verirsiniz, makine sizin adınıza sıralar yapılıyordu. Bununla ilgili programlar da var. Puanınızı veriyorsunuz. O puan aralığındaki her alan türünden, her meslek grubundan meslekleri sıralıyor. Kusursuzla iş yapıyorlar. Bizim görmediğimiz, kaçırdığımız bazı şeyleri de görüyorlar. Ama tercih işi böyle bir iş değil. Bunun içinde insan var, duygular var, sosyal olanaklar var, maddi olanaklar var, hisleriniz var. Siz çok önemli bir yere değindiniz. Ben Kayseri'de okumak istiyorum. Orayı istiyorum. Puanım İstanbul'a yetiyor. Ve ben oraya gitmek istiyorum ama diyorlar ki hayır yapamazsın. Senin puanın İstanbul'a yetiyor. Oraya gitmelisin. Ama ben öbür taraf istiyorum. Burada asıl şey bireylerin istekleri. Yani bir önceki yıl sınava girip sizinle bu yıl aldığınız puanla aynı puanı alan çocukların tercihi İstanbul diye siz de oraya gitmek zorunda değilsiniz. Öğrencilere ve velilere bunu anlatmakta güçlük çekiyoruz. Bu bir tercih. Evet. Adı üzerinde tercih ve size bırakılmış. Başkalarının puanlaması değil yani açıkçası. Peki şey konusunu nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye'de iki tane üniversitemiz vardır. Mezunları mesleklerini değil, o üniversiteden mezun olduklarını söyler. Bir Boğaziçi'liyim, bir de ODTÜ'lüyüm. Hani mesela hangi bölümde okuduğunu söylemem. ODTÜ'lüyüm ben mesela, Boğaziçi'liyim ben. Peki bu bir hedef midir? Yani meslek yaşantısı açısından. Ayşegül Hanım, işin aslı şu. Ben öğrencilerimle konuşurken şunu diyorum. Hedef asla lise, üniversite, devlete girmek, özelde çalışmak bu değil. Hedef güzel hayat, iyi hayat, iyi hayat sürmek, bunu yapılandırabilmek. Meslek bunlardan en önemli unsurlardan bir tanesi. Gittiğimiz okullar da bu mesleğe destek veriyorlar. Aslında küçük araçlar büyük araca dönüşüyor. Mesleğe, meslek de sizin o hayatınızın, iyi hayatınızın yapılanmasında. Şimdi buradan baktığınızda ODTÜ ya da Boğaziçi bunlar size iyi hayatı, asıl yapılanmayı verecek şeyler değil. Bu nasıl anlatabilirim? Mesleğe girişte önemli, kendinizi tanımlamanız da önemli. Önemli faktör ama şunu çok net söyleyeyim. Bir patronu düşünün. O Boğaziçi ya da ODTÜ'ye bakmaz. Kazancına bakar. Bu kazancı kim sağlıyorsa ona, kim sunacaksa mesleğe ilk girişte bir referans olabilir ama bu kadar. Çok kısa süre içinde çalışma hayatında göstereceğiniz o ne demiştik? İşin adı değil, bunun işi nasıl yaptığınız önemli. O yapma aşamasına geldiğinizde Boğaziçi'ler, ODTÜ'ler her şey kayboluyor. Mesleki nitelikleriniz kalıyor ve ona kattıklarınız, evet, onun size kattıkları kalıyor. Yani ODTÜ size diğer üniversitelerin katamadığından çok daha fazla şey katıyorsa artı değer anlamında, o zaman önemli o mesleği yapmak. Ya da siz alabiliyorsanız. Tabii. Ya da siz alabiliyorsanız. Önemli unsur. Evet. Çemiş Kezek'te de alabilirsin. Dünyayla bağlantı kurarsın. Bizim çocukluğumuz gibi değil. İnternet var, o var, bu var. Hani dünyanın bir ucunda internetten üniversite sahibi, üniversite mezunu olabiliyorsunuz. Eğitim sahibi olabiliyorsunuz. Evet. Gitmeden bile açık öğretim fakültesiyle buradan hatırlatalım. Yani gitmeden de açık öğretimle birçok alanda mezun olabiliyorsunuz. Bu olanaklar var. Sadece şu var. Dediğim gibi o iyi hayatın yapılanmasındaki bu unsurları doğru seçmeleri, doğru yapılandırmaları gerekiyor. Orada aksamalar iyi hayatımızda da aksamaya sebep olacak. Yaşam döngüsünde sıkıntılar yaratacaktır. Burada dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de sizin söylediğiniz o hani emeklilikleri, yaşam koşullarıdır gibi süreçler fizyolojik ve bedensel durumda önemli geliyor bana. Hani ben bir sürü genç kız görüyorum. Acil tıp teknisyenliği falan yazmak istiyorlar. Acil tıp teknisyeni olman demek önümüzdeki 30 yılında ambulans arkasında acilde yaralı, ölen, sarhoş peşinde yani çok böyle kızlara göre değil gibi yani hamileliğini falan düşünürsen. Sedyeleri indirecek, kaldıracak. Evet, yani pek böyle çocuk yetiştirme, aile falan gibi değil yani domestik ve aile kuracak bir yapım varsa, hayalin beyaz gelinlik falansa biraz uzak dur. Yani çünkü fiziksel ve bedensel yapı anlamında sıkıntılı geliyor.
Bu anlamda hem bedensel fiziksel yapı, hem işte yaşam koşulları, hem de bazı kişilik yapıları mesela içe dönük insanlardan daha iyi muhasebeci olur ya da dışa dönük birinden daha çok turizmci olur. Bunu konuşmayı da isterim, hocamızdan da danışmak isterim tercihlerde neleri önerdiklerini. Ama kısa bir reklam arasından sonra diyelim, konu uzun çünkü. Tamam. Merhabalar sayın seyirciler, kısa bir aranın ardından yine bir aradayız. Ara öncesindeki sorumu tekrarlayayım. Kişinin bedensel yapısından kişilik yapısına kadar hani sizin gözleminiz var mı? Meslek seçiminde bunlar faktörler, bir faktör olmalı mıdır? Ne dersiniz? Şimdi açıkçası zaten çocuklar tercih yaparken kılavuzu dikkatli okumak zorundalar. Bazı meslekler için zaten fiziksel koşullarla ilgili şartlar var. İşte diş hekimliği ile ilgili, bazı bölümler pilotajlarla ilgili, bazı bölümlerle ilgili zaten fiziksel koşullar var. Ama bunun dışında da var. Kılavuzda yazmayan ama mesleğin getirdiği gereklilikler var. İşte burada bir yine ön yargı oluşturmayalım ama bununla ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor. Kızlarımız inşaat mühendisliğini tercih etmek istiyorlar, ediyorlardı. Ama daha fazla iş alanı sahada olan bir çalışma. Şantiyeler. Evet. Böyle olunca da onlar ne yazık ki bu şartların çoğunda çalışamıyorlar. Ya da sizin dediğiniz gibi ileride bir aile kurmaya kalktıklarında bu şartlar buna çok uygun olmuyor. Yani birkaç gün boyunca eve gitmeden şantiyede ve oradaki sorunlarla uğraşılması gerekiyor. İşte 35 yaşındasınız, evlisiniz, çocuğunuz var, küçük çocuğunuz var. O koşul size uymuyor. Ya da çocuklar çok enteresan durumlarla geliyorlar. Ya da veliler diyor ki ben kızımı diyor kesinlikle şu bölge dışında göndermem diyor. Kızınız nereye gidecek? Hukuka gidecek. Ne olmasını istiyorsunuz? Hakim savcı olmasını istiyorsunuz. Ya da işte hemşire olacak. 4 yıl sonra bu çocuk kuraya, sınavı kazanıp kuraya çıktığında bahsi geçen bölgelerden çok daha uzak yerlere gitmek zorunda. O zaman sürekli gitmek zorunda. O zaman göndeririz diyor. Yani bu garip bir durum. Çocuklar gideceklerse şimdi bir şeyler engelleniyor. Sadece o bölgeye ya da o tarafa şu işte 200 kilometreden uzağa göndermiyorsunuz siz. Ama daha sonra da 1200 kilometreye göndereceksiniz. Ama o mesafe yüzünden çocuklar A bölümünden B bölümünü seçmek zorunda kalıyorlar. Çünkü ellerinde kalan koşul oluyor. Bunlar var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bahsettiğiniz gibi fiziki olarak bazı şeyler bunları görmemiz gerekiyor. Fiziksel direnç isteyen ya da çalışma ortamları çok farklı olan işte bir bilgisayar mühendisi ya da yazılım mühendisi olduğunuzda daha ziyade tek başına kapalı ve uzun süre bir ekranla münasebetleriniz olacak ya da bir hekim olduğunuzda sürekli insanlarla münasebetiniz olacak. Siz insanlarla ilişkiye girmekten sıkıntı yaşayan biriseniz hekim olduğunuzda ya da psikolojik danışman olduğunuzda örtüşmeyeceksiniz ya da kapalı mekanları sevmiyorsanız siz ziraat mühendisiniz. Düşünebiliyor musunuz? Siz dışarıda olmayı sevmiyorsunuz. Nasıl yapacağız bu işi? Bunun gibi çok fazla kişiliğimiz de önemli. İletişim yeteneklerimiz, sosyal ilgilerimiz bunlar mesleğimizde hepsi çok önemli şeyler. Ama bahsettiğimiz gibi az önce bahsettiğimiz gibi o kadar fazla koşul var ki puan, aralık, buna benzer şeyler. Bu saydığımız şeylerin çoğunu kaçırmak zorunda kalıyoruz. Zor bir süreç yaşıyor çocuklar. Çok zor. Ben çocuğun bedensel yapısının çok iyi olduğunu görüyorum. Bir spor dalında mesela Balıkesir birincisi. Aslında spor akademisine gitmesi çok iyi olabilir. Fakat aile hukuka gönderiyor. Yani baktığınız zaman hani hukukçu olmanız illa hakim olduğunuz anlamına gelmiyor. Siz orada ya da avukat olunca inanılmaz paralar kazanmıyorsunuz. Oysa bir spor dalında antrenör olarak, takım yöneticisi olarak çok ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. Spor bir sektör ve ciddi bir sektör ve önümüzdeki 10 yılda, 50 yılda Türkiye'nin hele hele olimpiyatları alırsa çok ciddi yatırım yapacağı bir alan. Bu çocuk oraya gitse hayatı gerçekten kurtulacak. Yani eğitimci olarak da şu baktığınız zaman iş olanı daha fazla ama illa ailede hukukçu olacak. O çocuğun yapısı, atletik yapısını biz orada kaybetmiş oluyoruz. Merakı da var, birinci de olmuş. Hani tabii. Ya da dediğiniz gibi çok çocuklardan nefret eden bir insan, ben çocuk doktoru olduğunu hatırlarım. Yani hiç alakası yok çocuklarla falan. Ama o zamanlar tıptaki en yüksek uzman sınıfında puan oydu, gitti çocuk doktoru oldu. Aynı mantık orada da sürdü. Hani bu bana hep tuhaf geliyor. Gerçekten tercih ve bedensel yapı, yaşam beklentin, yani dediğiniz gibi yaşam beklentiniz hep böyle bir rekabet ve kariyer üzerine ise ticaretle uğraş. Akademisyen ol. Ama
gemi kaptanı olursan, hani olacağın şey gemi kaptanıdır. Ama şey var Sedat Bey, bilginin çok kolay ulaşılabilir olması ve öğrencilerin de artık, gençlerin de buna çok yatkın olması bazı şeyleri değiştirdi. Bizde çok zor olan dönüşümler bu yeni gençlerde çok kolay oluyor. Enteresan, veliler, aileler hala baskınlar. Bazı konularda karar aşamasında çok baskınlar. Tıp fakültesi 6. sınıfta 2. döneminde okulunu bırakan bir öğrencim var. Geldi, hocam görüşmek istiyorum dedi. Ben bu okulu bırakacağım. Saçmalama dedim, yani son 1-2 stajın kalmış, bunu da bitir, olmuşsun artık. Hayır hocam dedi, bunu bitirirsen bana bu mesleği yaptıracaklar, biliyorum dedi. Ve aileme bunu anlatabilecek olgunluğa anca eriştim ve kesinlikle ben bunu bırakacağım dedi. Bilgisayar mühendisi oldu ve çok iyi bir bilgisayar mühendisi oldu. 6 ay 2 staj, bunu tamamlasa hekim olacaktı ama bunu asla yapmadı ve bölümünü değiştirdi. Bazı şeyler değişiyor, zamanla değişecek ama... Ama 6 yıl çok büyük çok, bir kayıp çok ya. Büyük çok kayıp. Büyük bir emek, para. Korkunç bir kayıp yani. Yani burada o aileyi aslında buraya konuk edip konuşmak isterdim. Aile eğitimi. Efendim? Aile eğitimi. Yani çocuklara meslek eğitimi olgunluğuna ulaşamıyor bazıları diyoruz ama bunun temel faktörlerinden bir tanesi de aileler. Çok fazla meslek bilmiyoruz. Herkes kendi yaşadığı... Çocukluğumuzdan beri öğretmen olacağım, doktor olacağım, bakın şimdi, polis olacağım. Yaşam alanınızdaki mesleklerle sadece karşılaşıyoruz. Yani siz az önce bir kaynak ustasından bahsettiniz. Deniz altında bir kaynak ustası, inanılmaz kazançlar ve büyük bir taşımadan bahsettiniz. Bunu Balıkesir'de, yerelde yaşarken bizim bunu görüp böyle bir mesleğin varlığından haberdar olmadığımız için ya da işte bizim önümüze gelen şu kalemin yurt dışından gelirken hangi süreçlerden geçtiğini görmüyoruz. Sadece kuruşu verip aldığımız için o aşamadaki meslek grupları ve neler yapılabileceğiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bu konuda ne düşünüyor? Velilerin de eğitime ihtiyacı var. Yani belki de okullardaki rehber öğretmen arkadaşlarımızla bizler bunlarla ilgili velilere de aile eğitimleri veriyoruz değil mi? Bunların içine mesleki eğitimlere de katılmak zorunda belki de. Aslında doğru söylüyorsunuz. Yani Mevlana'nın dediği gibi herkesin doğrusu algısıyla sınırlı. Gündoğan Mahallesi'nde bir röportaj yapılmıştı. Çocukların hepsi sütçü ve uzman erbaşı olmak istiyordu. Çünkü çevrelerinde para kazanan bir tek onlar var. Yani algısı o kadar çocuğun. Peki yani rehberlik servisleri ya da okullar, Balıkesir eğitim karnesi son 10 yılda çok kötüleşti. Başarı oranları çok düştü ama hani rehber öğretmenlerimizin ya da milli eğitimin bununla ilgili bir sürü birimi var. Hani bu anlamda çocuklara üniversitelerim var. Yani sizler programlar yapıyorsunuz. Bu bölümleri tanıtmıyorlar mı? Ya da ailelere mi tanıtmıyorlar acaba? Ya o zaman biz çocuklara değil de ailelere mi eğitim vermeliyiz acaba? Siz bana tehlikeli soru sordunuz. Hani bazen çok böyle değerli bazı listelerde şeyler oluyor. Gayretli rehber öğretmenler oluyor. Onlar işte böyle en azından mesleklerle tanıtma anlamında falan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Meslektaşlarımın hepsi gayretliler. Bu konuda hepsi gayretliler. Hepsi de çalışıyorlar. Hepsi yok gayretliler de mesela bunu yapan birkaç lise ben duydum. Hani o anlamda söyleyeyim. Mesela farklı mesleklerden gelip işte birileri konuşuyor, işte mesleğini anlatıyor falan o şekilde. Şey var, biraz bu yine koşullarla ilgili. Siz şimdi Siyal'deki öğrenci grubuna bir her türden meslek grubunu getirdiğinizde bu çocuklar ilgileniyorlar. Ama daha bahsettiğiniz gibi bir mahallede burada sıkıntı var. Yine işte bir ilçeye gittiğinizde çocuklar sadece şunun için gelenleri de var liseye. Sadece ehliyet almak için gelenleri de var. Ben köyde kalacağım, köyde hayatımı sürdüreceğim. Benim ehliyete ihtiyacım var, motor ya da araba sürmek için. Bunun için gelenler var. Burada rehber öğretmen istediği kadar çalışma yapsın. Temelde dediğim gibi bazı şeyler, yine her şey eğitimle ilgili. Aileyi eğitemiyoruz. Bunu belki ulusal anlamda halk eğitim merkezleriyle, bilmiyorum televizyonlardan yaygın eğitimle, ama bir şekilde halkın eğitilmesi, ana baba eğitilirse çocuklarına başka türlü bir bakış açısı getirecekler. O çocuklar başka şeyleri düşünecekler. Temelde bazı şeylerin çok yaygın hale getirilmesi gerekiyor. Anne baba çiftçilikle uğraşıyor. Çocuk köyden geliş gidiş yapıyor. Kasabada zaten, küçük bir kasabada. Okulda bu çocuğa hukukçuyu da getirseniz ya da işte dünyanın en ünlü bir alandaki ustalarından birisini de getirseniz, onun derdi köyde o süreçlerini sürdürmek. Ya şeytan avukatlığı gibi olacak ama ben o kasabada o çocuğu gören rehber öğretmen olsaydım ona şunu derdim. Sen ehliyetini al ama part time yapabileceğin, mesela 2 yıllık ve açık öğretimle okuyabileceğin, yani mesela sosyal hizmet uzmanlığı ya da veteriner teknisyenliği gibi bir alanı okusana açıktan.
hani çok işine yarayabilir ve hayatında bir bakış açısı geçirebilir. Üniversite sırf meslek değil, aynı zamanda bir vizyondur, bakış açısıdır. Bunu düşünmez misin? Hani eğitimi ona göre adapte etmeye çalışırdım. Hatta o çocuğa saygı duyarım ben. Çünkü ailesinin bir toprağı var, bir yol çizmiş, baba mesleğini devam ettirecek. Bunu en iyi nasıl yapabilirsin? Sen bunu hedeflesene. En azından mesela dilini geliştir. Dünyada çiftçilik nasıl yapılıyor? Fuara katıl filan gibi. Hani bu bir bakış açısıdır. Hani sanki böyle yine evet eğitimin önemli bir sorunu dünya çapında insan, dünyaya vatandaşı, meslek erbabı nasıl yetiştiriyor olmalı ama bir grupta bir kat işte birileri tarlaları ekecek yani. Birileri hastaları taşıyacak, şimdi, birileri madene inecek yani. Aynen dediğiniz gibi birisiyle tanıştım ben mesleğim icabı. Ya ben hani mühendisim ya bir şeyler ben belki katkı sunabilirim diye. Zaten adamın bilgisi falan çok güzel dedi. Mesela dedim bunu nereden öğrendiniz? İşte dedik İsviçre'deki fuara gittim onu orada öğrendim diyor mesela. Ondan sonra işte Afrika söz konusu Sudan'da dedi şu kadar tarla kiraladım. Dedim bu iş olmuyor orada falan. Deyince böyle duruyorsunuz yani. Hakikaten şimdi, hani çiftçi ama hakikaten çok gelir seviyesi de şeydi ona göre olan bir çiftçi. Çiftçi deyip geçmek lazım. Son zamanlarda ben şunu düşünmeye başladım. Hani eskiden Osmanlı'da tabii şimdi yüzlerce meslek çıkıyor yeni yeni meslek alanları var ama hani hep meslek babadan oğula geçermiş ya işte bahçıvan oldu bahçıvan olurmuş ne bileyim tımarcı olurmuş. Şimdi Hindistan'daki kast sistemi gibi. Kast sistemi gibi. Bazen de diyorum acaba doğru olan tarafı da var mı bunun diye. Şimdi örneğin şeyimiz kalmadı. Hani tarım boyutuyla biz bir ülke olarak da tabii bir şekilde tarım ülkesiyiz. Düşünüyorum da. Şimdi hep uzman erbaş yaptık köylerdeki çocuklarımızı. Okuyanları belki doktor oldu, polis oldu falan ama köylerimizde hep yaşlı nüfus kaldı. Şimdi üreten nüfus yok orada. Yani bir çobana bugün kamu yönetiminden mezun olmuş KPSS, A sınıfı KPSS ile sınava geliyor işte kaymakam oluyor falan filan. Herhalde 2-3 bin lira falan civarında değil mi maaşı? 3 bin lira. Bugün yani o çoban dediğimiz hani şey yapıyoruz ya onların da iyisi 3 bin lira ile 5 bin lira arasında çalışıyor. Yani baktığınızda bu sefer de diyorsunuz ki yani herkesi mi okumaya yönlendirmeli vesaire. Şimdi ben özür dilerim çok önemli bir yere değindiniz. Meslek edinme ile eğitim bizde ne yazık ki özdeş hale geldi. Okullar sadece meslek edindirme birimleri haline geldi. Temel sorun burada. Aslında 12 yıllık eğitim sürecinde biz çocukların toplumla uyumlu, toplumun kurallarına uyan, onunla ortak yaşamı öğrenebilmeleri için göndereceğimiz bir yer olması gerekirken okullar bir anda farklı bir hale geldi. Mesleğe hazırlayan, bu süreçte işte TEOG'da iyi bir liseyi kazanırsanız, Anadolu Lisesi'ni kazanırsanız üniversiteye gönderir. O da sizi iyi bir mesleğe gönderir. İyi meslek para demektir. Para iyi hayat demektir. Böyle kısır, garip bir döngüye dönüştürdü. Halbuki böyle değil. İşin aslı eğitim, okullarda verilen eğitim bizi kendi ülkemiz içindeki örgü içinde hayata hazırlayan, alıştıran bir süreç. Yalnız algı farklı tarafa geçtiği için de artık şey düşünüyoruz, bazı meslekler yok sayılıyor, görülmüyor bahsettiğiniz. Çok fazla sayıda ihtiyaç var. O kadar meslek, yani bu yakın zamanda organize sanayide yöneticilerden bir tanesiyle görüştüm. İşsizlik sorunu yok diyor Balıkesir'de. Ama insanlar çalışmıyorlar. Belli mesleklerde asla çalışmıyorlar. Çok fazla koşulları var. Şu mesai isterim, şu kadar isterim, şunu yapmam, bunu yapmam. Herkes bu öğretim sürecinin diyeyim, ben eğitimden ayırayım. Öğretim sürecinin sonunda üniversite sınavı ve bunlarla ilgili sizin dediğiniz gibi beyaz yakalı olmak istiyor. O zaman da tıkanma yaşanıyor. Yani bazı o kadar serbest meslek grupları var ki bahsettiğiniz gibi bir çoban kaymakamdan daha fazla. Ha, daha önemsiz mi iş yapıyordur? Değil, değil. Tüm meslekler çok önemli. Yani değil ama anlamında buradaki temel şey ayrım yani. Noktası eğitim kurumlarının tamamen mesleğe dönen, mesleğe doğru hareket eden bir öğretim kurumlarına dönüşmesiyle ilgili oldu. Sizle ilgili önemli tarafı var. Eğitimi azalttığımız andan itibaren de okullarda şiddet, sokaklarda şiddet, aramızdaki ilişki bozukluğu bunlar artmaya başladı. Yani çünkü fizik, kimya, biyoloji bunu toparlamıyor. İlişkiye girmediğiniz zaman, sosyalleşmediğiniz zaman, bağ kurmadığınız zaman, bunu yapılandırmadığınız zaman da bir durumla karşılaşınca çözüm yolları üretemiyoruz.
temel sorun bence burada eğitimin daraltılıp öğretimin çok fazlasıyla her şeyi kapsar hale gelmesiyle ortaya çıkıyor. Tabii şimdiki kadar konuştuklarımızın tamamı çocuğun aldığı puan, ailenin istekleri ve okula gittikten sonra kazanacağı koşullar, yani para durumu ne olur ne olmaz da şey yapıyor ama mesela Sedat Bey'le biz haftada bir gün program yapıyoruz. Mesela farklı kişilik tiplerini tanımladığımız böyle şey program serileri de oldu. Birbirinden çeşitli kişilikler var. Bir de kişilik işi var değil mi? Fiziksel özellikleri aynı olsa bile, aynı puanları alsa bile, benzer sosyal yapıda olsalar bile kişilikleri, ilgi alanlarının farklılığından kaynaklanan bir sürü. Şimdi, ilgi alanı da değil mi yani? Kişiliğin farklılığından kaynaklanan. Mesela belki çok ters bir şey olacak ama Mustafa Hocam'ın dediği gibi mesela bir lisede bir davranış sorunu olan, hırsızlıkları olan, çatışmaları olan, çeteler kuran filan bir genç düşünün. Zeki olsun ve iyi de puan alsın. Bence üniversiteye göndermeyin. Yani kötüyü eğitmeyin yani. Şey, cibinde sizi ilim öğretmek, eşkıyayı silahlandırmak gibidir diye Mevlana'nın bir sözü var. Yani ters algılanabilir bu ama gerçekten hani, antisosyal kişiliklerde çok iyi futbolcu oluyorlar. Özel timci oluyorlar. Ama bir antisosyalden muhasebeci ya da bankacı yapmak onun da hapse girmesini sağlıyor. Yani ya da bir şizoid kişilik, kendi içinde saksıçça gibi yaşayan insanlar. Harika radar operatörü olur, kutupta çalışır, deniz fenerine bekçi olur ama o adamı turizmci yaparsan puanı iyi diye mahvolur o görevim yani. Bu yüzden o 6 yılı kaçırmadan sürece bakmakta fayda var. Ben şöyle bir eğilim gözlemliyorum. Yani tercih süresinde değil de tercihini yapmış öğrencilerde. 2 yıllık üniversite 5 yılda, 4 yıllık 7-8 yılda bitmeye başladı. Bu uzatma eğiliminde ailelerin uyanık olması lazım. Yani çocuğum buna uygun mu? Yani ilk 1 yıl kaymaya başladı. Hani 1. sınıftan 4 ders kaldı, 2.'den 10 ders kaldı filan diye gidiyorsa bir dakika biz ne yapıyoruz yani bu çocuk? Mesleğimi ciddiye almıyor, uygun mu seçmedi, kent mi uygun değil. Ben yani buradan mesela bir şey söyleyeyim. Konum ve fiziksel konum çok önemli. Hani bunu bir yaz döneminde ihbar mı olur milli eğitime? Mesela 6 Eylül İlköğretim Okulu, Ortaöğretim Okulu, Ortaokulu aslında ortaokul olmamalı. Etrafında o kadar çok kafe, şu bu filan var ki. Çocuklar da tam 7. 8. sınıfta ergenliğe adım atıyorlar. Çok fazla sorun çıkıyor o okulda. O okul ilkokul olsa sorun çıkmayacak. Lise olsa daha az sorun çıkacak. Yani sorun çıkmayacak değil, sadece kayacak olan kayacak. Fakat tam birbirinden etkilenme çağlarında 8. sınıflar çok etkileniyorlar. Orası ilkokul olsa hem yetecek de sırf bahçe. Çok fiziksel koşulları çok sınırlı. Sadece fiziksel koşullar yüzünden ben orada sorun görüyorum. Yani seçerken, çocuğu planlarken fiziksel yapısı, kişilik yapısı falan sanki bence böyle planlanmalı. Yani biraz kaymaya eğilimli, işte rock müzik yapan bir çocuğun yani İstanbul ve Eskişehir tercihi varsa bence İstanbul'a gönderme. Gönder demiyorum, gönderme yani. Onu mühendis yapacaksan. Hani evet. Çok iyi bir seçenek yoksa hani bırak puanının bir kısmı boşa gitsin. Hani biraz daha değerli toplu tutabileceğin yere yönlendir istiyorsan. Liseden itibaren alkol eğilimi olan çocuğun varsa hani dikkatli ol bence. Ya da dini eğilimleri olan bir çocuğun varsa, güçlü çocuğun varsa ve kamu yönetiminde okuyacaksa hani ODTÜ'ye gönderme bence. Hani hırpalanırsın çünkü. Yani çocuğun da hırpalanır. Tabii sosyal zorlanmalarla karşılaşacaklar. Çok ciddi sosyal oluyor. Sıkıntıları olur. Yani bu gözle hani galiba buradan şu çıkacak. Daha çok gidin siz rehber hocalarımıza filan. Hani daha çok danışmanlık alın. Ya da siz danışmanlık alın diyeceğim. Süre de çok az ama sırf bunun için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Yani kendi meslek seçim hatalarımızdan pek çok şeyden bunu konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi siz dediniz ki akredite olmuş birçok üniversite var. Hani bildiğiniz böyle ilk onda olmayan ama. Nereden öğrenir bunu? Mesela bunları soran var mı ya da sorgulama noktasını nereden öğrenebilir? Çünkü akredite olması demek diplomasının dünyada da geçiyor olması demek değil mi? Öğrencilerimizle konuşurken ne yazık ki bazı konularda hem
yetersiz bilgiye sahipler, bir de yerel trendlerle çok fazla hareket ediyorlar. İşte mühendislik istiyor öğrencilerimiz. Birinci tercihleri Boğaziçi'ne gitmek, ikinci tercihleri ODTÜ'ye gitmek, ondan sonra işte birkaç özel üniversitede tam burslu gitmek, yüksek puanlı çocuklarda. Bir sonraki aşamada İTÜ ve Yıldız'a dönüşüyorlar. Çocuklara diyorum, bakın bazı şeyleri iyi bilinmesi gerekiyor. Rehber öğretmen arkadaşlarım da çoğu buna bilgi sahibiler ve bu konuda da yönlendirme yapıyoruz ama bazen dediğim gibi yerel trendleri geçemiyorsunuz. Çocuklara diyorum, gidin iki tane inşaat mühendisliği nereye istiyorsunuz? İTÜ ve Boğaziçi, ikisinin de bölümüne girin. Hoca sayılarına bakın, kaç tane profesör var, kaç tane doçent var. Baktığınız zaman internetten gir bakar. Türkiye'nin en iyisi dediğiniz Boğaziçi'nde 7-8 tane profesör. İTÜ'de 49 tane profesör var. Birinde 5 tane doçent varken diğerinde 82 tane doçent var. Birisi sektörde sürekli projeler yaparken İkinci sıradaki akredite olmuşken diğeri olmamış. Ama Türkiye'nin en parlak çocuklar oraya gidiyorlar. Neden? Bir önceki de oraya gitmiş, bir önceki de oraya gitmiş. Manzarası güzel. Kuzey kampüsü çok iyi yerde. Bazı şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Yani biz öğrencilerimizle bu tercihler konusunda konuşurken SALT sadece puanlar falan değil. Seçenek hakları varsa Avrupa Birliği projeleri, proje yapabiliyorlar mı? ARGE birimleri var mı? Hocaların sayısı, bunların yayınları, bunlara dahi baktırıyoruz. Önemli şeyler. Çünkü özellikle bazı meslek gruplarında ekoller, okullar, hocalar çok önemli. Onlardan aldığınız eğitim çok önemli. Bunlara bakılmasıyla ilgili. Ama her öğrenciye bunu söyleyemiyoruz tabii ki. Yani öğrencinin durumuna göre bazı şeyler değişiyor. Bir de sizin az önce söylediğinizle ilgili Seyat Bey bunun başka boyutuna geldi. Bazı çocuklar bazı yerlere gitmemedi, yanlış tercih diye. Ama özel üniversiteler bazı şeyleri çözmeye başladılar Seyat Bey. Devlet üniversitelerinde de inşallah bu oluşmaya başlayacak. Çocuklar bilmeden gidiyorlar. İşte iktisadi idari bilimler dediğinizde içinde bir sürü bölüm var. İktisat var, işletme var, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, ekonometri, uluslararası ilişkiler, kamu, bir sürü şey kapsıyor bunun içinde. Ama hangisinin hangisi ve farkları neler çok bilmiyoruz. Özel üniversiteler şöyle bir şey yapmaya başladılar. Eşit ağırlık bölümü diye alıyorlar sizi. Tabii. Yüksek puanla giriyor. Hani ya da bu yabancılarda kolej dediğimiz bir sistem var. Sayısal ara geçiş gibi bölüm diyorlar. Değil ya mi? Da işte doğa bilimleri gibi. Gidiyorsunuz eşit ağırlık bölümünde ya da doğa bilimlerinde ne yapıyorsunuz? İlk iki yıl size mühendislik alt eğitimi veriyorlar. Temel eğitimlerin hepsini veriyorlar. Birazcık bunların arasındaki farkı öğrendiğinizde oradaki danışmanlarla, gerçekten bilen insanlarla makine mühendisi mi olacaksınız, inşaat mı, bilgisayar mı, endüstri mi, seçimi sürecin içine girdikten sonra yapıyorsunuz. Bu çok daha sağlıklı bir değerlendirme olmaya başladı. Umarım bu daha gelişecektir. Çünkü öbür türlü çocuklar işletme mi, iktisat mı, buna sadece puan farkı olarak bakıyorlar. Aralarında hocam ikisi de aynı yerde çalışıyorlarmış, bunun puanı daha düşük, oraya gidelim, zorlanmayız falan, ama içeriği var ne, dersler ne, üniversite nasıl, hocalar nasıl, sonuçta neyle çıkacaksınız, bunlar çok fazla bakılmıyor. Bir faktör de şu olabilir, hani bu ülkede gazeteci olacaksanız, işte Ankara'da da İstanbul'da okumalısınız bence. Hani seçenek anlamında. Turizmci olacaksan İzmir, İstanbul, Antalya olabilir. Yani Ankara'da çok turizm okumak anlamlı mıdır bilemiyorum. Ya da ailenin olanakları. Hani inşaat mühendisindir. Amcan İzmir'de inşaat yapıyor. Hani İTÜ'ye gitmektense İzmir'de okumak ve işe yakın olmak, sahada olmak iyi olabilir. Hani bu gibi kişinin kendi olanaklarını, ailenin, sülalenin olanaklarını ya da bireysel olanakları nasıl kotarabilir? Bu konularda öneriler olur mu? Yine bir kısa bir reklam arası verip ondan sonra konuşsak. Kısa bir reklam arası veriyoruz sayın seyirciler. Görüşmek üzere.